Ondalık sayılarla çıkarma işlemini ele alacağımız videomuza hoş geldiniz. Hiç zaman kaybetmeden örneklerimize geçelim. İşte ilk problemimiz. 5,73 eksi 0,0821 eşittir soru işareti. Böyle ondalıkların olduğu durumlarda, ondalık işaretleri alt alta gelecek şekilde yazmalıyız. Ben zaten farkında olmadan o şekilde yazmışım. Şimdi tekrar daha güzel bir şekilde yazayım. 5,73 Şimdi ondalık işaretini buraya koyuyoruz. 0, 821 Bazıları virgülün önüne sıfır koymanın her zaman daha iyi olduğunu söyler. Örneğin doktorlar bunun çok önemli olduğunu, Aksi takdirde insanlara yanlış dozda ilaçlar verilebileceğini söylerler. Gördüğünüz gibi ondalıklarımızı alt alta aynı hizada yazdık. Şimdi rahatlıkla çıkarma işlemimize geçebiliriz. Bu tür durumlarda dikkat etmemiz gereken husus şu. Çıkarılan sayının sonunda yer alan 2 ve 1 rakamlarının da bir şeylerden çıkarılacak olmasıdır. O nedenle hemen üstlerine İki tane sıfır ekleyelim. Yeri gelmişken hatırlatalım. Ondalıklı sayılarda virgülden sonraki ifadenin sonuna eklediğiniz sıfırlar sayının değerini asla değiştirmez. Bu işlemde asıl sorunlu kısım buradan sonrasında karşımıza çıkıyor. Tüm çıkarma işlemlerinde dikkat etmemiz gereken en önemli nokta üstteki bir rakamın alttaki rakamdan daha küçük olduğu bir durumun olup olmadığına bakmaktır. Bu örnekte bu durum var. Bu sıfır, bu birden, bu sıfır, bu ikiden ve bu üç, bu sekizden küçük. Yani yan basamaktan borç almamız gerekecek. Bazıları işlem esnasında borç almayı tercih edebilir. Ama ben borç almaları işlemin başında yapmayı seviyorum. En sağdan işleme başlayalım. 0, birden küçük. O halde bu işlemi yapabilmemiz için 0, 10'a dönüşmeli. Ama o 0'ın 10'a dönüşmesi için bir yerlerden borç almamız şart. Borç almak için soldaki komşulara bir bakalım. İlk komşumuz 0'dan borç 1 alabilir miyiz? Tabii ki hayır. Ama unutmayın bu benim yöntemim. Bazıları bu sıfırdan da borç alabileceğinizi söyleyebilir. Ama ben onun yerine doğrudan büyük komşumuz 30'dan borç almayı tercih ediyorum. 30'dan 1 alıyoruz ve geriye 29 kalıyor. 30'dan aldığımız bu 1 sayesinde ihtiyaç duyduğumuz onu elde etmiş oluyoruz. İsterseniz son durumda yukarıdaki sayıların tamamının aşağıdaki sayılardan büyük olup olmadığını kontrol edelim. 10 1'den büyük, 9 2'den büyük. Ama 2 8'den büyük değil. O halde yine borç almamız gerekiyor. Eğer borç alırsak 2 12'ye, borç aldığımız 7 de 6'ya dönüşür. Şimdi tekrar kontrol edelim. 10, 1'den büyük, 9, 2'den büyük, 12, 8'den büyük, 6, 0'dan büyük ve 5, 0'dan büyük. İşte şimdi tüm borç almaları tamamladık ve çıkarma işlemine geçmeye hazırız ki bu da işin en kolay kısmı. 10 eksi 1 eşittir 9, 9 eksi 2 eşittir 7, eksi 8 eşittir 4. 6 eksi 0 eşittir 6, 5 eksi 0 eşittir 5. Tabii ondalık işaretimizi yani virgülümüzü aşağıya indiriyoruz. Ve işte soruyu çözdük. 5 virgül73 eksi 0 virgül 0 821 eşittir 5 virgül 6400, 79. Harika. Onca karmaşık şeyden sonra kafanız karışmış olabilir. Şimdi birkaç örnek daha çözmeye ne dersiniz? İşte yeni bir soru daha. 8,25 eksi 0,0105. Ondalık sayılarda dikkat edilmesi gereken en önemli husus neydi? Evet. En önemli husus ondalıkları alt alta gelecek şekilde yazmaktı. O halde önce bunu yapalım. 8,25 ve 0,0105. Dikkat edin, bu virgülü bu virgülün altına yazdım. Şimdi de sıfırları ekliyorum. Hatırladığınız gibi bunun nedeni bu 0 ve 5'in bir şeylerden çıkarılacak olması. Şimdi de borç almalara geçelim. Borç almalarda önce ne yapıyorduk? Yukarıdaki rakamların aşağıdaki rakamlardan büyük olup olmadığını kontrol ediyorduk. Bu 0, 5'ten küçük. Dolayısıyla mecburen borç alacağız. Soldaki komşuya gidiyoruz. Bu 0'dan borç alamayız. O yüzden ancak 50'den borç alabiliriz. Eğer 50'den 1 borç alırsak geriye 49 kalır ve buradaki sıfır da 10'a dönüşür. Öyle değil mi? Yani bir 10 elde etmek için 50'den 1 borç aldık. Tekrar kontrol edelim. 10, 5'ten büyük, 9, 0'dan büyük, 4, 1'den büyük, 2, 0'dan büyük, son olarak 8, 0'dan büyük. O halde çıkarma için hazır durumdayız. 10 eksi 5 eşittir 5, 9 eksi 0 eşittir 9, 4 eksi 1 eşittir 3, 2 eksi 0 eşittir 2, 8 eksi 0 eşittir 8. Ve ondalık işaretini de aynı hizada koyuyoruz. Ondalıklı sayılarda işlem yapmanın en can alıcı noktası, ondalıkları alt alta yazmak ve sıfır eklemektir. Geri kalanı ise bildiğimiz çıkarma işleminden başka bir şey değil. Çıkarma işleminde insanların sıklıkla karşılaştığı en önemli konu muhtemelen borç alma konusudur. Size göstermiş olduğum yöntem okullarda öğretilenden biraz farklı. Okullarda genellikle önce çıkarma işlemi yaparlar. Borç almaya ise ihtiyaç duyduklarında başvururlar. Ama ben işin başında borç almayı daha mantıklı buluyorum. Yine de bu örnekte olduğu gibi, soldaki borç aldığımız ilk komşumuz sıfıra başvurmaktansa, ki aslında mümkün değil, çünkü sıfırdan borç almak imkansızdır. Örnekteki 50'den borç aldım ve geriye 49 kaldı. Şimdi bir örnek daha yapalım. Sorumuz 2,64 eksi 0,486. Yine ilk olarak ondalıkları aynı hizaya getirelim. 2,64 ve 0,0486. Tamam. Aynı hizada yazdık. Şimdi de yukarıya sıfırları ekleyelim. Burada bir sıfırımız var ve dolayısıyla borç alacağız. Borç alınca burası 10 oluyor. Sıfırdan borç alamam. Dolayısıyla 40'tan borç alıyoruz. E eh, 40'tan borç alınca da geriye 39 kaldı. Sanırım yer kalmayacak. 10 büyüktür 6, 9 büyüktür 8, 3 ise 4'ten büyük değil. E eh, o halde burada da borç alacağız. Ve 3, 13 oluyor. Tabii 6 da 5. Bunu bu kadar karmaşık yazmamalıydım. 10 büyüktür 6, 9 büyüktür 8, bu 13. Aslında bu 3'ün üstünde 13 büyüktür 4 ve son olarak da 5 büyüktür 0. Eh, şimdi çıkarmaya başlayabiliriz. 10 eksi 6 eşittir 4, 9 eksi 8 eşittir 1, 13 eksi 4 eşittir 9, 5 eksi 0 eşittir 5 ve son olarak 2 eksi hiçbir şey eşittir 2. Ondalık işaretini aynı hizaya getiriyoruz. Sonuç olarak 2,64 eksi 0,0486 eşittir 2,5914. Umarım kafanızı çok karıştırmamışımdır. Ama eminim artık ondalık sayılarda çıkarma işlemlerini yapmaktan korkmuyorsunuzdur. Hoşçakalın.